Merhaba sevgili dostlarım. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Artık sonbaharı bitirmek üzereyiz. Kışa yaklaşmak üzereyiz. Varol ile ilgili gelecek sezonun konularını hazırlamak için varol ile ilgili muhakkak çalışmalar yapmak zorundayız. Bu dönemde en uygun olan benim kullandığım formik asit uygulaması. Şöyle bahsetmek istiyorum. Formik asit görüldüğü gibi şeffaf, renksiz, uçucu ve zayıf bir organik asittir. Kullanılmasında buharlaşma özelliğinden faydalanarak kullanılır. Hava sıcaklığı en uygun dönemleri 15 ile 25 derece arasında olduğunda başarılı sonuçlar vermektedir. Uygulama döneminde dikkat etmemiz gereken en büyük hususlardan bir tanesi kovanın altının açık olması gerekiyor ve uçuş deliklerinin muhakkak havalandırması olması gerekiyor. Benim uygulama yaptığım aparat bu şekilde üstten çıtalar arasına koyarak bu aparatı içine formik asit koyarak buharlaştırmış oluyoruz. Ve uygulama bu yöntemde basit bir uygulama olmuş oluyor. Başka uygulamalar da var. Polen çekmecesine konularak beze emdirilen formik asitin konularak uygulama yapılabiliyor. Kısma poşet içine ve gene formik asit emdirilerek kilitli poşetlerin içine konularak da verilebiliyor. Genelde kovanda yavrunun nispeten az olduğu erken ilkbahar veya geç sonbaharda hava sıcaklığının uygun olduğu günlerde kullanılması tavsiye edilmiştir. Düşük hava sıcaklığında buharlaşma az olacağından etkinliği az. Yüksek sıcaklıklarda ise buharlaşma fazla olacağından kolonilerde arı ölümlerinin ve ana arı kayıplarına neden olabilir. Formik asit, bir diğer hususta formik asit balda doğal olarak bulunmasına rağmen kalite problemleri meydana gelmemesi için bal hasatından muhakkak 6-8 hafta önce uygulamayı bitirmiş olmak gerekir. Formik asit yapılan araştırmalarda, yapılan laboratuvar ortamlarında 14 günü aşan bir tedavi sonucunda parazitler %95'e varan oranda öldürebilmektedir. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Çerçevelerde kapalı yavru bulunduğu durumlarda da kapalı yavru gözle de bazı varoların öldüğü de gözlemlenmiştir. Tabii bunu biz gözlemleyemiyoruz. Bunu laboratuvar ortamlarında gözlemliyorlar. Şimdi isterseniz yapılma uygulama şeklinde anlatıp ondan sonra uygulamaya geçelim. Yapmış olduğumuz işlem 4 gün ara ile 10'ar cc'den toplamda 40 cc olacak şekilde uygulama yapıyoruz. Yani bunu uygulamaya devam ettirmek istersek 3 gün ara verip tekrar 4'er gün ara ile 10'ar cc'den 40 cc'ye tamamlayıp formik asit uygulamasını yapmış oluyoruz. Bazı hocalarımız 5 gün ara ile 15'er cc'den 4 gün arayla da bildiriyor. Kimisi %85'lik formik asit kullanın diyor. Kimisi %65'lik formik asit kullanın diyor. Ben genellikle %85'lik kullanıyorum. Bu şekilde uygulama yapıyorum ve tabii ilk uygulamaları yaparken muhakkak kovanınızın bir tanesini deney test kovanı olarak seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü her asitin içeriğini bilemediğimizden dolayı size zarar verebilir, arılarınızı verebilir. O yüzden bir tanesini kontrollü olarak yapmanızda fayda var. Arkadaşlar bir diğer hususta formik asit uçucu bir asit ve yakıcı bir asit olduğundan dolayı insanın vücuduna temas ettiği zaman yakar veyahut da aynı klorak gibi insan elbisesine değdiği zaman deliyor ve deriye değdiği zaman da deriyi yakıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kesinlikle solumayalım. İşte bu formik asit mi değil mi diye muhakkak soluma yapmayın arkadaşlar. Ve kovanlara uygulama yaparken uzaktan yapmaya tavsiye ederim. Şu şekilde muhakkak asit dayanıklı eldiven olması gerekiyor. Bir tane gaz maskeniz olması gerekiyor. Maskeniz olduğu takdirde bir nevi koruma sağlar. Ve biraz da uzaktan nefes alarak yaparsanız her zaman faydasını görürsünüz. Buyurun hep beraber uygulamaya geçebiliriz arkadaşlar. Evet, kovanımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu iki, dört, altı, yedi çıtalı bir arımız bu. Bu sene yapmış olduğum bölmelerden olan arım. Şöyle formik asit aparatımı yerleştiriyorum. Görüldüğü gibi.
çekim yaptığımdan dolayı, sesimin duyulmayacağından dolayı maskemi takmıyorum. Böyle kapağı döküp. Normalde büyük şırıngam vardı. Büyük şırıngamı bulamadım. 50 cc'lik şırıngam vardı. Onu bulamadım. Bununla uygulamayı göstermek için bunu da yapacağım. İsterseniz bir gün alıştırmak açısından, alıştırma yapılması açısından 3 cc vererek bir şey yapma, alıştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ben direkt 10 cc vereceğim. Şu 5. Zaten bu aparat 10 cc alıyor arkadaşlar. Eğer hani herhangi bir damlatma aparatıyla da ölçmeden direkt 10 cc olarak verebiliriz. Arıların üzerine kesinlikle bunu sıkmıyoruz. Aparatın içerisinde kalıyor. İlerleyen günlerde gözlemlersiniz. Formik asit üzerinin aparatın üzerini kapattıklarını gözlemlersiniz. Çünkü arı asitten rahatsız oluyor. O yüzden üzerini kapatma isteği duyuyor. Ve şu anda arılar biraz rahatsız oldu kokudan. Tabii bunu uzak duruyoruz, solumuyoruz. Formik asitin olduğu bölgede gezinmiyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir diğer sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla, sevgiyle kalın arkadaşlar. Çünkü neden? Uçuş deliğini tam karşılıyoruz. Alttan havalandırma deliklerine tam altta kalıyor. O yüzden bu şekilde sarıyoruz. İsteğe göre ister sağda koyabilirsiniz, ister de sola koyabilirsiniz. Ama muhakkak bölme tahtlarıyla böleceğiz. Ve ben ilerleyen günlerde bunların kenarına stafor da koyacağım. Daha şu anda erken. Bu şekilde daraltmamızı yaptık hep beraber. Formik asit aparatımı da koyuyorum. Bir de bunlara şimdi ikiye bir şurup vereceğiz. Stok yapsın diye. Bu şekilde daraltmamız gözlemlendiği gibi devam ediyor.